şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Bekleyeceğim sana. Ver. Sayın Genel Başkan. Şu anda işler nasıl? Ve ne yapılması lazım? Yani öznesizsiniz. Şu anda piyasa durdu biraz. Satış falan durdu. Yani kış geldiği için de biraz şey diyecek, fiyatların düşmezse çok da yani satış değişmeyecek. Kaç yıllık bir firma burası? Yaklaşık 20 yıl. 20 yıl. Tamam. Kredi borcunuz var mı? Var. Mal borcunuz var mı? Mal borcum da çok kredi. Kira mı burası? Kira. Günübirlik zamla var. Herhalde zam var mesela. Yeri. Tamam. Hiç siftah yaptınız mı? Bugün yok yapmadım. Bugün buranın pazarıydı. Dün yaptınız. Dün satış yaptınız. Dün yaptım az bir şey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Ha bir zam geliyor. Maliyetler yüksek. Bunun önüne geçilmesi lazım. Evet. Örneğin Sultan'ın tabakası 150 liraydı. Şu an 450 lira. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yoksa bu şekilde gidişte alım gücü düştüğü için gelecek yıllarda sıkıntı olur esnaf için. De sıkıntı olur. Alıcı için de sıkıntı olacağını düşünüyorum. Kredi borcunuz var mı? Ya, kredi kullanmayı yok zaten yani. İlla ki herkesin kredi borcu var. Mal borcunuz var mı? Ya illa ki hepsinin peşine alacak halimiz yok yani. Çekle alıyoruz, senetle alıyoruz illa ki. Bir de bize çekebiliriz. Hayırlı günler Hacı abi. Başkanım. Hayırlı İyi günler. İyi günler. Öncelikle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Aranızda olmak bir ayrıcalık. Günün bu saatinde burada sizlerin olması da benim için büyük bir onur. Hakkınızı helal edin. Hoş geldiniz. Esnafın dükkanında işsiz gençle karşılaşıyorsunuz. O gencin derdini dinliyorsunuz. Tenceresiyle kaynatmakta problem olan kadınla karşılaşıyorsunuz. Onun derdini dinliyorsunuz. Velhasıl kelam ne kadar dertli insan varsa o dükkanların içinde karşılaşıyorsunuz ve onların dertlerini dinliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Ben bütün bu bilgileri arkadaşlarımla birlikte alıyorum. Grup konuşmamıza çözümleriyle birlikte sizin taleplerinize uygun olarak bunları grup konuşmamızda konuşuyoruz, Türkiye'ye mal ediyoruz. Arkasında milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri veriyorlar. Ve sonuç itibariyle o hafta sizden ne öğrendiysen Türkiye bütün bu dertleri öğrenmiş oluyor ve bütün siyasi partilerin bu konuda çözüm üretmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dert dinlemek yerine, o derde çözüm üretmek yerine, o şuymuş, bu buymuş şeklinde size hiçbir faydası olmayan bir siyasi problemle ve sonuçta sizin çırak çıktığınız bir anlayışla karşı karşıyayız. Allah şahittir, bunu birlikte yıkacağız. Herkes gelsin bu meydanda size hitap etsin. Nutuk atıp gitmesin ama dükkanları gelsin. Ondan sonra sizinle görüşlerini paylaşsın. Bugün buradayız. Allah tekrar söylüyorum. Sizden bin kere razı olsun. Haklarınızı helal edin. Polis kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlere de yoruyoruz. Siz de haklarınızı helal edin. İnşallah 3600 bize nasip olacak çıkarma. Ve atanamayan öğretmenleri dinledim. İki öğretmen dinledim. Atanamayan iki öğretmen dinledim. Bugün burada diyor ki asgari ücrete düşecek bir süre sonra öğretmenlerin değerli. Çalışan bunu söylüyor. Atanamayan gözleri yaş içinde atanmadığını söylüyor. Cenab-ı Hak hepimizi bu problemler üzerinde sizin karşınızda yarışmayı nasip etsin ve o problemlerin çözümünde hepimize pay nasip etsin. Bize de çözmeyi nasip etsin. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.